Tekrar Teknofest'e dönelim. Bu kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor. Dinleyelim. Teknolojilerinden biyoteknolojiye, dikey inişli roketten karma sürü robotlara kadar birçok alanda yarıştılar. Hünerlerini ortaya koydular. Önemli işlere imza attılar. Biz de gençlerimizi ödüllendirmeyi, teşvik etmeyi ihmal etmedik. Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlerimize 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. Ayrıca ödül almaya hak kazan takımlarımıza da 13 milyon liralık bir ödülü takdim edeceğiz. Diğer taraftan Teknofest'e katkı sağlayan paydaşlarımızın sayısının da her geçen yıl arttığına şahitlik ediyoruz. İlk sene 32 olan paydaş sayımız bu sene tam 119'a ulaştı. İşte bu Teknofest'in kurum ve kuruluşlar nezdinde ne kadar itibar gördüğünün de en güzel göstergesi. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Teknofest bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor. Ne mutlu bize ki hem gençlerimizin, hem ziyaretçilerimizin, hem de sponsorlarımızın Teknofest'e olan inancı giderek artıyor. Gençlerimizin verdikleri bu emekleri görünce, onların heyecanını görünce geleceğe dair emin olun biz de çok farklı bir umutla bakabiliyoruz. En önemlisi de bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşlığı yapabiliyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Yine tekrar etmek istiyorum. Eğer biz Teknofest üzerinden gençlerimize yatırım yapmasak, gençlerimizi desteklemesek, emin olun onların önünü açacak bu ülkede başka hiçbir vizyon sahibi kurum ve kuruluş göremiyoruz. Onun için biz gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ve gençlerimizi inşallah geleceğe çok farklı umutlarla taşımış olacağız. Değerli arkadaşlar, işte biz şuna inanıyoruz. Eğer biz Teknofest sayesinde bir arkadaşımızın bile kabiliyetlerinin gelişmesine yardımcı olabiliyorsak, onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayabiliyorsak, o bizim için en önemli payedir, en önemli rütbedir. Kıymetli gençler, hayal nedir, umut nedir, gelecek nedir? İşte bunların cevabını bulmak için sizlerle beraber Teknofest'teyiz. Siz hayallerinizi gerçekleştirin, umutlarınızı kaybetmeyin diye sizlerle beraber buradayız. Siz kendinizi dünyaya gösterin, geleceğinize yön verin deyin diye sizlerle beraber buradayız. Hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için, her türlü imkanı sizlere sunabilmek için sizlerle beraber buradayız. Bakın, hayal eden, bunun için adım atan atalarımız tarihin unutulmaz sayfalarında yerlerini aldılar. Biruni jeodezinin kurucusuydu. Cezeri aslında muhteşem bir mühendisti. Ali Kuşçu astronomi ve matematik dehasıydı. Hazar Efendi Ahmet Çelebi, Vecihi Hürkuş, onlar uçmayı, gökyüzünde kuşlar gibi olmayı hayal ettiler ve daha nice isimler bu medeniyete hizmet ettiler. Atalarımız hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediler. Onların hayallerinin karşısında kimse duramadı ve onlar başardılar. Artık bayrağı taşıma sırası sizlerde, siz değerli gençlerimizde. Ve sizlerin bu bayrağı layıkıyla taşıyacağına dair de en ufak bir şüphemiz yok. Nasıl şüphemiz olsun ki? Şu tabloya lütfen bir bakın. Türkiye'nin yarını, Türkiye'nin geleceği işte burada. Türkiye yüzyılını inşa edecek Teknofest kuşağı işte burada. Tam karşımızda işte Teknofest kuşağı. Hayal eden, umut eden, kendine inanan, sapasağlam bir gençlik hemen karşımızda.
Değerli gençler, dünya artık yeni bir döneme giriyor. Önümüzdeki dönem pek çok değişikliğe gebe. Bu noktada bizim bir karar vermemiz lazım. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılıp sağa sola savrulan küçük bir ülke mi olacağız? Gerçi buradaki kalabalık, buradaki coşku, bu teknoloji sevdalılarının coşkusu bize bunun cevabını veriyor. Sizler coşkunuzla en güzel cevabı tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya veriyorsunuz. Teknofest'te Mustafa Varank'ın bakanın konuşmasını da ekranlara canlı olarak getirdik. Devam edelim.